Yok canım ya yani, kaybettiği zamanki ki e, söylediği sebepler saçmalık canım hani hmm. şans ya şans faktörü vardır ama atıyorum orada rüzgar devirir veya e, hani çok kritik bir noktada koydu koydurduğu kum torbası düşer. Hani ya sallanır zam, zam, sallanır düşmez. Hani evet. Atıyorum 5 saniye daha olsa aslında düşmeyecektir de 5 saniye sonra düşer. Hani öyle şeyler olsa şanslı atamadığını kabul edebilirim ama zaten e, Cansu ile Asya'nın çoğu oyununda Cansu küpleri de önce devirdi. O en son kondurmaya geldi olay. Yani yetenek aslında o kondurma. Ee, wow. Yani şans dediğin olay... Şansı biraz da kendin yaratırsınız kişi şey, şey Aynı seviyede atar. Hani en son artık 12 şansı tabi ki şans yani bu evet. bir kum torbası içinde milyonlarca kumun değişik şekillerde aldığı ve sen o hızınla o anda rüzgarla bir şekilde durması gereken yani bir şey. Survivor'da şans faktörü yok mu var? Ama sonuçta bu kız sonuna kadar geliyor. küpleri aynı şekilde atıyorsun. Hatta küplerde çoğu zaman cansız daha önce attı Hı -hı. Şimdi küpler atmak da yetenek baktığın zaman. Tabii ki. E oraya Onu kondurmak kadar, da yetenek. E, oraya gelene kadar performans. Bir de yani 5 aydır buradasın. Yani bu kız zaten sayıdır alan bir kız. Hiç sayıda almayan bir kız değil ki. Yani Asena'nın e, kaybettiği için karşı tarafın e, galibi. O kadar kopmuş ki, ki oyundan hani bench'i şaşıracak kadar yani kitlenmiş vaziyette bench'ini şaşıracak kadar e, Cansu'yla e, mücadele içinde ama e, bu rekabet güzel aslında. Ya dediğin gibi o bölüm olmasa çünkü mücadeleyi her zaman izlerim. Hani biz ne derdik? daha Sema. Şu mücadele her zaman izlenir, keyiftir. Bu da Asena ile Cansu'nun olayı bize her zaman bir keyif verir. Ama o son söylemler işte hep şans. Hani bir kere şans dedin, 2, 3, hadi 5 ama 6, 7 şans değil. Artık orada bir yetenek. Mesela işte kafaya da takıyor kendini. Belki, evet, belki orada kopuyor de, zaten. Beynini boşaltsa. Orada kopuyor ben... Ben Cansu'yu da oynamıyorum. Kendi kendime oynuyorum. Ben bunu kendim devireceğim dese. Belki Kesinlikle katılıyorum. Karşım, sonrasından söyleyeceği bu sebepleri kafasına düşünmese belki daha konsantre olacak. İşte o zaman aynen kendi aynen. yeteneğini bir tık daha ileri Biz götürecek. Her zaman ne deriz? Ee, hırs iyidir ama kontrolsüz hırs seni kötü duruma sokar. Asana'nınki de o misal. Hırslı tamam kazanayım edeyim tamam ama o kadar çok oyuna konsantre olursan başka şeylerden kopamazsan seni bir rahatsızlık gelecek bir duruma sokar. İşte görüntülerde de bu. Hani her oyunun bitiminde kazanacağım kazanacağım olursa onu tam da Ya bu oyuna şöyle çık. Bunu da kaybedeceğim. Şu ana kadar kaybetmiş zaten. Kaybedecek neyim var? Hiçbir şey. Bunu da kaybedeyim. Dese büyük bir ihtimalle oyunu alacak. Cansu'ya kafayı taktığından beri ya onun oyundan birini veya ikisini ancak kazanabiliyor. Evet. Bir de. Yani acaba kendi farkına varacak mı bunun? Ya yani belki takmadığı zamanlarla ortalamasını böyle bir ka kıyaslasa kafasını. Cansu ne zamandır sakat taklidi yapıyor kendi kafasından bahsediyorum. Ben Hı. söylemiyorum yanlış estağfurullah, estağfurullah. Cansu ne zamandır sakat taklidi yapıyor? Ne zamandır ben bunu taktım ve ne zamandır beni yeniyor baksa aslında ikisinin zamanı aynı zamanda denk geliyor. Üst koy. Cansu Takın ile ben uğraşıyorum ve Cansu beni yeniyor. Zaten bu yüzden daha da hırslamaya ya başlıyor. Doğru, o kısır döngüde dönüyor şey an. değil midir? Hayatımızda da öyle değil midir? Bir şeyi çok isteriz. İlle olsun 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 ama olmaz o anda hiç beklemedin aklına getirmediğin bir anda telefonun çalar ve hatta karşına görürsün. Ne kadar mutlu olursun. Hani hayatın içinde de bu. Ya bırak kafandan sil. Ben bu oyunu kaybettim. Bundan sonra can ile işim yok de. Bak sana daha farklı gelecektir bunlar ya. Adım gibi eminim. can da Hayat... sinir gibi şey pardon. Cansu'da da sinirler çelik gibi maşallah. Hiç, o da hiç etkilenmiyor. Müthiş belki, vallahi helal olsun. Vallahi abiyle, çalışıyor evet. belki Asena ama hiç etkilemiyor. Etkilemesi olmuyor. için değer verdiği bir insanın ona o söylemlerle gelmesi lazım. O da mümkün değil pek fazla. O yüzden takmamaya çalışıyor. Evet bence de. ya Normal hayatta da e, karşı tarafımızdaki karşımızdaki insanlara beslediğimiz kötü duygular aslında bizim benliğimize zarar veren Evet zarar Bizden oluyor. yiyor aslında. Evet yani o, o duygular bize öyle bir zarar veriyor ki artık o duygulara <laughs> alışır hale geliyoruz ve o bizde yer ediniyor. Ben kendimde açıkçası. Enerji olsun. diyorsun evet. değil mi? Kötü duyguları kendimde olabildiğince yer vermemeye çalışıyorum. Çünkü bu beni bozuyor. Motivasyonumu düşürüyor. Normal hayattaki odağımı düşürüyor. E, başka bir şey yapamayacak hale gelebiliyorum. Çok fazla zararı var. Katılıyorum kesinlikle. Asena'nın da bundan çok fazla aslında e, zarar gördüğünü düşünüyorum. Aslında Karşı tarafımıza yapmaya çalıştığı şey ya da yapmaya çalıştığımız şeyler bize zarar veriyor. Asena da bundan maalesef yararlanıyor. Kendine yapıyor ne yapıyorsa. Cansu'nun bundan etkilen diyor her zaman performansıyla cevap vermeye devam ederse zaten böyle Evet. kadar gider. Asena yine aynı şekilde Cansu'ya kaybediyor ve oyun sonunda isyan ediyor. Sonrasında da kırmızı takım artık gülmeye başlıyor. O görüntüleri izleyelim şimdi. Evet Asena'nın isyanları devam etti tabii ki ve Cansu'ya da artık yani bütün takım güldü ama onun tabii ki sinirini bozan Cansu olduğu için. Cansu'ya dedik ki gülüyorsun ama sence hakkınla mı ağlıyorsun? Evet. Neden bunu sorgulama gereği duydu da bilmiyorum. Artık birazcık kabak tadı vermeye başladı Asena'nın bu kaybettikten sonraki tavırları. Umarım en kısa zamanda kendini toparlar. Çünkü böyle takılmasa bence daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyorum. Ve iyi dileklerimi, temennilerimi gönderiyorum kendisine. Evet. Sen ne diyorsunuz aracım? Vallahi. <laughs> Böyle yapmaya devam ederse... ...bizim için komik. Yani hani Asena için kötü. Bence hani onu sevenler de üzülüyordur büyük ihtimalle ama... E, ...yani bana görüntü çok komik geldi. Artık çünkü saçmalamada sınır tanımadı. Bir yerde duracak <laughs> dedi. Oyun sonuna da kızdı. <gülüyor> daha daha <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Evet, ne koyuyorsunuz? koyuyorsunuz? Ya zaten bu ne daha böyle daha falan. ilk oyunda, daha ilk oyunda şey demişti. Hayatımda gördüğüm en saçma atış demişti. Hmm. Ya arkadaş zaten Survivor'dasın. Yani <laughs> hayatında görmediğin cisimlere, görmediğin cisimlerle atıyorsun evet. zaten. Yani ne bekliyorsun? Asena. Evde çöp mü atıyorsun? Hani <laughs> şey mi? Basket potası mı bekliyorsun? Ya futbol kalesi mi bekliyorsun? Ne bekliyorsun yani? Böyle şey atacaksın tabii ki de. Yani çok gülüş düşüyor. Ama ben keyif alıyorum çünkü artık e, çok manasız bir yere kadar gitti lafları. kırmızı takımın gülmesi falan çok doğal evet, şeyler. Evet. E, ama Asena kendini gülünç duruma kendini düşürüyorsun. Evet. E, yani sayı kazanırsan bu isyanlardan çıkabilirsin belki ama böyle yaptığın sürece e, kusura bakma ben bile bu hareketlerine gülmeye devam sayı edeceğim. Sayı kazansa de. da şöyle bir vitese geçiyor hemen. İşte geri döndüm göreceksiniz evet, 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 falan filan. Orada da bir böyle hani oturayım kazandım... ...hani o gururu taşıyayım... E, ...da bak yok. şimdi Nasıl, nasıl engelleyecek bilmiyorum. Cansu nasıl şey diyor ben işte sevincimi de yüksek yaşıyorum... ...üzüntümü de yüksek yaşıyorum diye. Aynısı Asena'da da var. Asena biraz daha hırçın bir şekilde. Sevincini böyle dünya kupasını kazanmış... ...futbolcu gibi. <laughs> Kaybettiği zaman... ...bu parkuru kim yaptı? Ee, sinirlendiği zaman zaten ağzına... ...geleni söylüyor. Üzüldüğü zaman gidiyor... ...ormanın derinliklerine gidiyor ağlıyor. ya Asena hani... Hepsi bütün duyguda tutarlı olduğu için yaptığı şeylere çok ağabey, yalandan yapıyor diyemiyorum. Çünkü yok, Aynen. Hissettiği gibi davranıyor. Gibi davranıyor. Şimdi, Bu doğru. Şimdi bak şu da bir gerçektir. Survivor'da sonuçta sen Türkiye'nin önünde, Türkiye'nin en büyük yarışmasında bir şoldasın ve kendini göstermen lazım. Oradaki bazı e, kamera açıları, senin yanında kameramanın olması tabii ki bazı şeyleri böyle bir tık daha fazla yapmana sebebiyet verir. Evet, ya bunu Bunu yapmayan ben. zaten biz deriz ki burada Survivor'da silik kaldı, hikaye yazamadı, elendi de gitti deriz zaten. Hı hı. yani. Hani o yüzden hani bazı hareketlerin biraz daha büyük olması zaten anlayabiliyorum. Eee işte bu saçmalaması bile komikti yani. bu bile abartıydı mesela. E çünkü o anda kameranın çektiği biliyor. Bir şeyler söylemek istiyor ama yani Cansu'nun galibiyetine düşürebileceği hiçbir leke yok maalesef. Hı hı. E zaten sakatlık konuları konuşuldu. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Biz gülüyoruz burada. Hı. Herkes gülecek <laughs> bu işe daha fazla. Ayşe'cim. Yani ben konuşmayayım diyorum. Sonra yine Asena e düşmanı oluyorum ben. Yani komik ya. Vallahi komik. Ya sayı kaybetmişsin. Ben de Cansu gibi güldüm bu arada. Hani bayağı bir kahkaha falan attım. Yeteneğinle mi aldın? Gülüyorsun da yeteneğinle mi aldın? O gülüşünü yapar mısın mesela? Nasıl güldün? <laughs> Hayır. <He>? Aynen bunu güldüm. Tam bir, bir Asena Fan'a gülüşüyor. <laughs> Asena Fan Club Başkanı Yazıyorum bir yandan konuşuyor ve ses geliyor. Hayır yapıyorum. <laughs> 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 ya bu çok komik ya. Vallahi hani sayı alan bir insanda yeteneğinle vallahi yok öyle geçerken attı tuttu işte yani. Bu, bunu mu demek lazım? Görünen köy kılavuz istemiyor. Yani yorum da yapmak istemiyorum. Güldüm geçti. Hikayeşicim. <laughs> Kemal abi. Ee, Asena'nın durumunu futbolla, futbolda o derbilerde en büyük rakibin seni yeniyor ya. Hani diğer takımların mağlubiyeti sana pek koymaz. Ama o mağlubiyet anlatılmaz derece acı veriyor. Bak kendimden biliyorum. Fenerbahçe mağlubiyetlerinden sonra gerçekten bir hafta kendimde olmuyorum. Çünkü çok zor geliyor bana. Hani Beşiktaş'a yenilirsin, ne bileyim karagümlen yenilirsin. Anlarım ama Fenerbahçe farklı. Şimdi Asena'nın Cansu'yla olan diyalogları da öyle. Bak Nefise'yle oyunu bu kadar tepki veriyor mu? Yok. Başkalarının oynuyor tepki yok. As Cansu bambaşka. Onun şu andaki tek Çıklar rakibi. Evet. Şimdi orada hani bir de Cansu o gülüşünü yapıyor ya aman Allah'ım onu iki kat daha böyle hırslandırıyor şey yapıyor. Gıcık oluyor. <laughs> hani e, onu çok iyi anlayabiliyorum. E, bir şeyler yapmak istiyorsun, yenmek istiyorsun yapamıyorsun. Ya Bir esver. Bak bir esverse Yemin ediyorum. Bir ez verse belki hayatı komple değişecek. Bundan sonra farklı bir olacak. At kafandan ya. yemiyorum da şey ya, ya. atışın sonuna poligondaki gibi cansının fotoğrafını koysalar yemin ederim daha fazla atış yapar ya. <laughs> Bak bu, bu bu anlatılmaz derecede baskı yapıyor. Yani sende baskı oluşturuyor. Evet, evet. Karşı tarafta Kendini da yapıyor. rahatlık oluşturuyor. Hem yani biz e, diyorum ya sana hani birisini devamlı istersen istersen olmuyor. Sende baskı oluyor, öbürü rahat. Tanladın yok? arkamdan istediği kadar konuşsun, istediği kadar söylesin. Ben kendimi biliyorum İşime diyor. Bakarım ben. İşime bakarım diyor. Ama nefise bunu yapamıyor. Bir yerde kıracak. Asana. Senin Asana. şey Asena, e, biraz evvel söyledim... bir tane oyun kazandığında doğru diyor aynı yani dünya kupası. Ya bir dur. Orada bir bak suni mi, değil mi? Hı. Gerçek mi, değil mi? Onu bir analiz et. İkinciyi sen göster. Bak hadi bir tanesi şanslı ama bu iki geliyorum artık. Yani. Ya adım adım geliyorum. Demen var ama onu kullanamıyor. Evet. Ve her zaman hani hayatım boyunca da böyle olaylarda hep en sonu konuşmayı severim. Ne olur ne olmaz orada öyle bir konuşursun ki hani ne Sen Sonradan yutmak zorunda kalabilir. Net. Söz ağızdan çıkana kadar senin esirin. Ama ağızdan çıktıktan sonra söz senin esirin. Sen bekle. Sen sözün esirisin. Ondan sonra söz senin esirin olsun. İstediğini yaz, istediğini çiz, istediğini konuş. Ama Asena tam tersi. Doran dediği gibi en uçta yaşıyor üzüntüyü de sevinci de bu sefer de bu görüntü işte komik geliyor. Ben üzülüyorum. Bak yürekten söylüyorum. Üzülüyorum. Hani e, kendine, zarar iz, verdi. kendine zarar veriyor ya. Kendine zarar veriyor. Ve bundan ister istemez de takım da etkileniyor. Tabii. Evet. Çok etkiliyor. Ama arkadaşlar da bunu bizim gördüğümüz gibi görüp aslına e bak bu hıstan dolayı kaybediyorsun demesi lazım aslında. Evet. Ama, evet. Özgür Başından söylüyor. Özgür söylüyor ama ya. İşte şu, Şimdi şu devamlı, sonra devamlı devamlı sonra işte. e, Allah için yanında oluyor da ama herhalde bu akşam ki de göreceğiz galiba. Hani ben sana söylüyorum ben konuşurum diyor ya Özgür yeter artık hani artık Hı -hı. ona da gına geliyor. Hı -hı. Yeter artık ben konuşuyorum sen beni dinleme ya dinleme. O, o ben söylerim diye, diye söylemleri var. Hani Dur Asena dur dur stop Çok kimse durduramıyor <laughs> stop beni ya. freni patlamış kamyon evet. gibi gidiyor. maşallah evet yine bence birazcık freni patlamış kamyon gibi giden kaybettiğinde olan bir Yusuf var yine Yusuf Heh, güzel şimdi baharat. konuşalım <laughs> e, can alıcı konulardan bir tanesi de yine Yusuf kaybettiğinde bir isyan içerisine giriyor o görüntüleri izleyelim.